Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv, motor sporları ve motosiklet programı 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Opet Test köşemizde sürüş izlenimlerimiz geliyor ekranlarınıza. Dinamik tasarım, modern ekipman seviyesi ve artan kalite algısıyla tamamen yenilenen 3. nesil Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye yollarına çıktı. Renault grubunun CMF-B platformunda üretilen modeller, aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve elektrikli park freninde bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Estetik, teknoloji, konfor ve güvenlik anlamında çıtayı daha da yukarı taşıyan Sandero Stepway ve Sandero, lansmana özel fiyatlarıyla satışa sunuldu. Modern mobilite ihtiyaçlarını yeniden tanımlayan Dacia, tamamen yenilenen B hatchback segmentindeki temsilcisi Sandero ve B SUV segmentinin yeni oyuncusu Sandero Stepway ile tüketicilere bir otomobilde olması gereken tüm özellikleri sunuyor. Geçtiğimiz ay küresel çapta açıklanan Renaulution stratejik planına paralel olarak marka, 3. nesil Sandero ailesiyle tüketicilerini güvenilir, özgün ve en iyi fiyat performans oranına sahip araçlarla buluşturarak pazarda en akıllı seçim olarak kalmaya devam ediyor. İlk kez görücüye çıktığı 2020'nin Eylül ayında büyük bir beğeniyle karşılanan modeller daha dinamik ve modern bir görünüm kazanırken, konfor, güvenlik ve teknolojik özellikleriyle de Dacia'nın kalite algısını üst seviyeye taşıyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway ilk kez lanse edildiği 2008 yılından bu yana küresel çapta olduğu gibi ülkemizde de büyük bir beğeni topladı. Tüm dünyada toplamda 2,1 milyonluk satış başarısına ulaşan modeller, Türkiye'de ise 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu. 2017 itibariyle Avrupa'da binek otomobil parakende pazarı lideri konumunda bulunan Sandero ailesi, 3. nesliyle birlikte tüm bu başarılarını daha da ileriye taşıyacak. Yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yepyeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı olduğunu ifade eden Renault Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacaklarını, yeni Sandero B hatchback segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, yeni Sandero Stepway ile artık B SUV segmentinde de söz sahibi olacaklarını söyledi. Berk Çağdaş, B hatchback segmentinin 2020 yılında toplam binek pazarından %12,1 oranında pay aldığını, B SUV segmentinin ise %6,5 olarak gerçekleştiğini belirtti. Tamamen yeniden tasarlanan yeni Sandero ve Sandero Stepway, atletik ve iddialı bir yorumla eski nesline kıyasla çok daha modern bir görünüme kavuştu. Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero ailesi, yeni marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile fark yaratıyor. Yeniden konumlandırılan sis farları ise ön taraftaki bütünüyle değişen tasarım diline eşlik ediyor. Önden bakıldığında daha eğimli bir çizgiye sahip olan yan camlar, daha verimli tasarlanmış bir iç mekanında habercisi niteliği taşıyor. Arka tarafta ise genişleyen omuzlar, yeni Sandero ve Sandero Stepway'e güçlü bir karakter kazandırıyor. Yeni nesille birlikte gizlenmesine rağmen kolay ulaşılabilir bagaj kapağı açma düğmesi, artan ergonominin sinyallerini veriyor. Radyo anteni ise tavanın arkasına doğru konumlanarak daha estetik bir görünüm sağlıyor. Y şeklindeki ışık imzası arka farlarda da bulunurken tasarım anlamında bütünlüğü sağlıyor. Pratik kullanım ve estetik iyileştirme amacıyla otomobillerin kapı kolları da bu tasarım bütünlüğüne uygun olarak yenilendi. Ayrıca Dacia markasında bir ilk olan elektrikli açılır cam tavan şık bir izlenim yaratırken iç mekanda ferahlık hissini artırıyor. Yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde yeni Sandero'nun genişliği aynalar kapalı halde 115 mm artarken açık halde ise sadece 13 mm arttı. Böylece modelin toplam dış genişliği neredeyse değişmezken akıllı tasarım dokunuşlarıyla iç mekanda ferahlık sağlandı.
yere daha sağlam basan yeni Sandero'da ön tekerlek izi 37 mm genişledi. Otomobilin toplam yüksekliği 20 mm azalırken boyu 19 mm arttı. Yerden yükseklik bir önceki nesille aynı kalırken yeni Sandero boyutlarıyla kompakt bir otomobil olma özelliğini sürdürüyor. Otomobilin ağırlığı yaklaşık 60 kilogram artmasına rağmen ön camın daha eğimli olması, yeniden tasarlanmış yan aynalar ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı %11,1 oranında azaltıldı. Bu durum daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salımını da beraberinde getiriyor. B SUV segmentinin en yeni ve iddialı oyuncularından yeni Sandero Stepway, dış taraftaki tasarım detaylarıyla güçlü bir SUV kimliğine büründü. Yeni Sandero'ya kıyasla yerden yüksekliği 41 mm daha fazla olan yeni Sandero Stepway'in aynalar kapalı halde genişliği ise 87 mm arttı. Yenilenen tasarımıyla yeni Sandero Stepway daha kaslı atlara sahip. Kaput üzerindeki çizgiler de bu güçlü yapıyı vurguluyor. Ön ve arkada bulunan krom görünümlü koruma kızakları otomobili çekici kılarken yan kapı korumaları da güçlü duruşu destekliyor. Dacia markasının akıllı çözümler üretme felsefesine paralel olarak ilk kez yeni Sandero Stepway ile birlikte gelen modüler tavan barları enine doğru olarak da konumlandırılabiliyor. Bu özellik sayesinde port bagaj, bisiklet ya da kayak malzemesi gibi eşyalar kolaylıkla otomobile yüklenebiliyor. Yeni Sandero'da olduğu gibi yeni Sandero Stepway'de de aerodinamik direnç katsayısı azaltıldı. %6,3 azalan katsayıyla düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit verilerine ulaşılıyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'de 7'şer farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve 1 adet 16 inç, yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in iç mekanı da dış tasarıma paralel olarak evrim geçirdi. İç mekanda direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu vaat ediyor. Ön panel, kapı panelleri ve koltuk döşemelerinde kullanılan dekoratif malzemeler, iç tasarımda göze hoş gelen bir tasarım bütünlüğü sağlıyor. Yenilenen otomatik klima dizaynı, yeni tuş takımıyla birlikte ergonominin yanında şık bir görünüm sunuyor. Dacia'nın yeni tasarım diline işaret eden havalandırma ızgaraları, kalite algısını daha ileri taşıyor. Konsolun üzerinde konumlanan multimedya ekranı ise, teknolojik bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Modellerde alınabilen 8 inç multimedya ekranı, Dacia markası için bir ilk olma özelliği taşıyor. Yeni Sandero'dan farklı olarak yeni Sandero Stepway, havalandırma çerçeveleri, iç kapı panelleri ve koltuk tasarımındaki özel dikişlerle Dacia markasıyla özdeşleşen Atacama turuncu detaylarla SUV kimliğini yansıtıyor. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'deki gösterge panelleri de artık çok daha rahat okunabilir hale geldi. LPG tankı doluluk bilgisinde kullanıcı ile paylaşan gösterge paneli yolculuk esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Yepyeni bir yorumla kullanıcılarla buluşturulan ayarlanabilir koltuklar daha keyifli ve güvenli bir yolculuk sunuyor. Sandero ailesi ön ve arka kapı panellerinin yanı sıra orta konsol gibi bölümlerde bir önceki nesle göre 2,5 litre artışla 21 litrelik depolama hacmini kullanıcılarla buluşturuyor. 410 litrelik bagaj hacmi ise genişliğiyle iddialı bir konumda bulunuyor. Son olarak Dacia modellerinde ilk kez gelen elektrikli açılır cam tavan, iç mekandaki ferahlık hissinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Daha ferah bir iç kabine sahip yeni Sandero ailesinde omuz mesafesi 8 mm, arka koltuk diz mesafesi ise 42 mm arttı. Yeni diz mesafesiyle yeni Sandero ailesi iki modelde de sınıflarının en iyi arka koltuk diz mesafelerinden birini sunuyor. Yeni Renault Clio ve Captur modellerinin de üretildiği modüler CMF-B platformunun Dacia markası özelinde ilk kez kullanıldığı modeller olan yeni Sandero ve Sandero Stepway önemli iyileştirmelerle geliyor. Daha hafif ve sertleştirilmiş şasi,
Yeni karoseri yapısı sayesinde titreşimlerin kabine iletimi azaltılarak araç içi sesi ortalama 3 ila 4 desibel düşürüldü. Yeni elektrik takviyeli ayarlanabilir direksiyon kullanımda öncelikli nesile göre %36 daha az güç gerektiriyor. Araç hızına duyarlı direksiyon artık daha sessiz çalışırken sürüş ve manevra esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Son olarak yeni Sandero ailesi en yeni sürüş destek sistemleriyle birlikte geliyor. Sandero ailesine birçok yenilik getiren platformla birlikte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta uyarı sistemi ilk kez kullanılıyor. Ayrıca eCall yokuş kalkış yardımcısı ve Start Stop teknolojisine sahip modellerde elektrikli park freni ve eller serbest Dacia Kart sistemi ise ilk kez sunuluyor. Tamamen yenilenen Sandero ve Sandero Stepway tüketicilerin her seviyedeki ihtiyaçlarına cevap veren 3 farklı multimedya sistemine sahip. Giriş seviyesinde sunulan medya kontrol, USB ve Bluetooth bağlantısı sunarken 2 adet hoparlör ve 3,5 inç TFT ekranlı radyo sistemini içeriyor. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan medya kontrol aplikasyonu indirilerek ön konsoldaki bölmeye yerleştirilen akıllı telefonlar tıpkı bir multimedya sistemi olarak kullanılabiliyor. Müzik, telefon, navigasyon ve araç bilgileri bu uygulama üzerinden görüntülenebiliyor. Sürücü tarafında bulunan çift mikrofonsa daha net ses aktarımı sağlayarak otomobil için telefon görüşmelerinin kalitesini artırıyor. Tüm prestij versiyonlarında standart olarak sunulan Media Display sisteminde ise 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay özellikleri bulunuyor. Konumu ve boyutu tamamen değişerek çok daha ergonomik bir hale gelen ekran 4 hoparlörle birlikte geliyor. Media Display multimedya sistemi ekranın sol tarafına yerleştirilebilen telefon sabitleme aparatıyla birlikte sunuluyor. Sürücü ayrıca direksiyon üzerinde bulunan tuş yardımıyla tek dokunuşla Siri üzerinden otomobiliyle iletişim kurabiliyor. Media Nav sistemi ise Media Display'in özelliklerine ek olarak Renault ve Dacia markalarında ilk olan kablosuz Apple CarPlay ile donatıldı. Bu sistemle ek 2 hoparlör daha sunulurken navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway tüketicilere zengin ve verimli bir motor yelpazesi sunarken ilk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla sınıfının en ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1 litre TCE, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Bugüne kadar başarısını kanıtlayan turbo beslemeli 100 beygir gücündeki EcoG LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCE motorsa yalnızca yeni Sandero'da mevcut. Konfor ve prestij donanım seviyeleriyle satışa sunulan yeni Sandero ve Sandero Stepway, lansmana özel avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Stepway 17 Şubat itibariyle satışa sunulurken, yeni Sandero ise Mart ayında showroomlardaki yerini alacak. Şimdi kısa bir haber turumuz var. Kanatsız uçuş bölümümüzde artık sahaya indik. Havalar yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Bahar'ın müjdecisi havalar diyebilirim ben bunlara. Çok güzel bir güneş bizi karşıladı. Tabii ki kanatsız uçuş bölümümüzde değişmez konuğumuz, sevgili dostum Tamer Atsan, beraberiz. Ve bu hafta bir eğitmen konuğumuz var. Metehan Yılmaz bizlerle beraber olacak. Eğitim şart diyoruz. Her hafta bunları anlatıyoruz. Çünkü Tamer sizlere çok güzel bilgiler vermişti ama artık sahada uygulayacağız. Ben sözü uzatmadan Tamer'e bırakayım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir gün. Metehan'la beraberiz. Eğitim motosiklette çok daha öne çıkıyor. Nedir? Bir genel olarak eğitimi bize tanımlar mısın? Motosiklet eğitimini. Motosiklet eğitimi aslında temel anlamda yapımıza çok uygun olmayan bir şey yapıyoruz. Yaratılışla ilgili olarak belli hızlara kadar çıkabiliyoruz. Ama motosiklet üzerinde bunu yaptığımız zaman çok yüksek hızlara çıkabiliyoruz. Bununla alakalı olarak da kendimizi korumamız gerekiyor. Temel anlamda 3 temel unsurla alakalı bütün eğitimleri alıyoruz ve veriyoruz. Gitmek, dönmek ve durmak üzerine.
Bunları doğru şekilde yaptığımız zaman ortaya hem güzel bir uyum çıkıyor hem de bu işin keyfini almaya başlıyoruz. Harika. Peki ne tip eğitimler veriyoruz? Kaç seviye eğitim var? Onu anlatabilir misin bize? Tabii ki. 4 seviyeden oluşan eğitimler söz konusu. Bunlardan birincisi başlangıç, diğeri gelişim, diğeri performans ve Scooter Plus eğitimleri. Yeterli sürüş tecrübeniz yok ise, vereceğiniz tepkileri daha kontrollü bir şekilde vermek istiyorsanız, alacağınız eğitim başlangıç eğitimi olacaktır. Nasıl doğru komutlar verebilirim? Gitmeye, dönmeye ve durmaya dair. İşte bütün bunların doğru şekilde deneyimlendiği, doğrusunu gösterilmiş olduğu bir eğitim. Peki kimler motosiklet kullanabilir? Çünkü bizde Türkiye'de özellikle eş, dost, akraba baskısı çok fazla. Aman kullanma, tehlikeli, işte senin yaşın tutmuyor gibi yorumları çok görüyoruz. Motosiklet kullanmada bir yaş sınırı var mı? Herhangi bir engel var mı? Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Bu eğitimleri kimler alabilir? Şöyle söyleyeyim, sürücü belgesi sahibi olan herkes çok rahatlıkla bu işi yapabilir. Yani 16 yaşından itibaren artık siz bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu işe başlamadan önce de sahip olmanız gereken bir şey var, o da denge. Denge söz konusu olduğu zaman ancak bunu yapmanız söz konusu olabilir. Tabii ki denge de öğrenebilen bir şeydir zaman içerisinde. Denge mefhumunuzu pekiştirdiğiniz zaman çok rahatlıkla bu işe adım atabilirsiniz. Benim aklıma bir soru geliyor. Motosiklete başlamadan evvel, ben öyle yapıyordum. Bisiklet bir ön antrenman mıdır denge bulmak açısından? Elbette. Şunu net söylemeliyim. Önce bisiklet kullanmanız gerekiyor. Değil mi? Denge mefhumunuz yerine oturduktan sonra bu işi yapmanız sizin açınızdan çok daha doğru olacaktır. Bu sebeple kişilerin bu işe karar vermeden önce bisiklet becerilerini, gelişimleri bizim açımızdan en doğrusu olacaktır. Süper. Ben bile kaç yıldır motosiklet kullanmama rağmen... İlk çıkışlarda hep böyle bir tedirginlik, bir korku, acaba dengem bozulur mu, fren yaparsam tutmaz mı? Neticede bu eğitimleri alan insanlar, tahmin ediyorum, buradan çıktıktan sonra kendilerine daha fazla güveniyorlar. Yolda kendilerini daha rahat, daha güvenli hissediyorlar. Ne dersin bu konuda? Kesinlikle. Burada almış oldukları eğitim içerisinde zaten bunları biz veriyoruz. Öncelikli olarak vermiş olduğumuz bir teori eğitimi var. Teori eğitim içerisinde trafikteki farkındalıklar ön plana çıkıyor. Neden insanlar motosikletleri fark etmiyorlar sorusunun cevabını burada net olarak gözlemleyebiliyoruz videolar eşliğinde. Dolayısıyla zaten cebinizde güzel bir şey olduktan sonra daha donanımlısınız ve trafik içerisinde vereceğiniz komutlar son derece yeterli olmakta. Çok güzel bir noktaya değindin. Aslında bence eğitimleri alan, bilinçlenen insanlar motor üzerinde daha fazla çekiniyor benim gözlemlediğim. Çünkü başına ne gelebileceğini biliyor. Tehlikelerin farkına varıyor. Bilmeyenler, bu eğitimleri almayanlar, gerçek kontrolün ne olduğunu bilmeyenlerse çok daha cesur davranıyor. Çok daha fazla riske giriyor. O yüzden de ben bu eğitimlere trafiğe kapalı, bakın burada çok güzel bir alan var. Tamamen izole. Asfalt kalitesi çok iyi. İşini bilen bir eğitmen var. Her türlü riskten uzaksınız. Dolayısıyla burada bu işi öğrenip trafikte de bu tehlikelerden kaçınmanız için böyle bir eğitimi almanızı şahsen öneriyorum. Peki neler yapacağız şimdi biz? Neler yapacağız? Tabii ki. Başlangıç eğitimine neler yapıyoruz? Bugün sizlerle bunları beraberce deneyimleyeceğiz. İlk yapmamız gereken şey günlük kontroller. Motosikletimiz gerçekten bugünkü sürüşü yapabilecek durumda mı? Eksikleri var mı? Çünkü gün içerisinde motosikletinizi stop ettiğiniz zaman geçmiş olduğunuz yerdeki küçük bir çivi lastiğinize zarar vermiş olabilir. Meraklılardan bir tanesi motosikletin herhangi bir tarafıyla belki oynamış olabilir. Bu sebeple sürprizlerle karşı karşıya kalmamak adına yola çıkmadan önce motosikletinizi düzgün bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Günlük kontroller. Bu her zaman yapmamız gereken bir şey. Nerelerine bakıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Tabii. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey motosikletimizin bugünkü sürüşe yetecek yakıtı var mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ardından lastiklerimiz yeterli şişkinlikte mi? Lastiklerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı, bir problem vesaire var mı? Ardından motosikletimizin elektrik aksamı çalışıyor mu? Bu bizim için önemli. Motosikletimizi çalıştırdık. Uzun kısa farlarımız yanıyor mu?
Ardından sinyallerimiz çalışıyor mu? Biz sinyal veriyoruz, döneceğimizi biliyoruz. Diğer insanlar da bizi buradan fark ediyorlar. Güzel. Kornamız, işitsel uyaran bizim için gerçekten önemlidir, çalışıyor. Park lambama bakıyorum. Park lambam, evet, çalışıyor. Ön fren ışığım çalışıyor. Arka fren ışığım çalışıyor. Motosikletim şu anda rahatlıkla yola çıkmaya hazır. Bunları kabaca kontrol ediyorum. Aynı zamanda tabii işin detayına girecek olursak bayağı bir fazla olacak. Diğer noktaları da kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin frenlerim, motosikletim frenleri yeterli mi? Aynı zamanda motor yağım yeterli mi? Yola çıkmadan önce, motosikletimi çalıştırmadan önce motor yağ seviyemi tabii ki kontrol etmem gerekiyor. Bu türden kontrollerimiz söz konusu. Kontroller bitti. Evet. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ne anlatıyoruz? Kontrollerimiz bittikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi. Hangi motosiklet eğitimini alırsanız alın, ilk olarak en önemli şeylerden bir tanesi doğru oturuş pozisyonudur. Evet. Hatırlıyorsun, senle bu konuyu çalışmıştık, evet, ve göstermiştik. Evet. Bakalım Mete nasıl doğru gösterecek. Şimdi doğru oturuş pozisyonuna geçelim. Motorumuzun üstünde gösterelim seyircilerimize. Tabii ki. Ama bunun için ekipmanlarımı giymem gerekiyor. Çünkü söz konusu olan motosikletin üzerine oturmaksa muhakkak ekipmanda olmalıyız. Evet. Dönüşümü bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi sırada doğru inme binme prosedürümüz. İlk olarak motosiklete binmeden önce motosikleti stabil tutmam gerekiyor. Bunu da ön frende çok rahat yapabilirim. Ön freni sıkıyorum. Gidonumu düzeltiyorum. Arka tarafımı kontrol ettim. Tek hamlede bindim. Yan ayağımı kapatarak arka freni uyguluyorum. Kollarım rahat. Gidonu her iki tarafa doğru rahat ve çevirebiliyorsam benim pozisyonum doğrudur. Şimdi yapmam gereken şey gaz kontrolü. Motosikletimi çalıştırıyorum. Dediğim gibi birçok duyumuzu kullanarak gerçekleştirdiğimiz bir eylem motosiklet sürüşü. Bununla alakalı olarak işitmeyi ve dokunmayı kullanıyorum. Önce belli bir devir aralığında motosikletimi sabitliyorum. Tekrar. Şimdi bunu normal bir sürüşteymiş gibi bakışımı ileri taşıyarak gerçekleştiriyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra artık yavaş yavaş hareket etmeye hazırız. Evet, onu da bir sonraki bölüme bırakalım artık, evet, sevgili Metehan Hocam. Gördüğünüz gibi temel kuralları bildiğiniz zaman iş gerçekten çok basitleşiyor. Herhangi bir fiziksel engeliniz yoksa motosiklet kullanmak için, yaşınızda tutuyorsa, ehliyetinizde varsa böyle güzel bir eğitimi alarak gerçekten güvenli bir şekilde, keyifli bir şekilde aynı Tamer gibi motosiklet kullanmaya devam edebilirsiniz. Çünkü motor kullanmanın keyfini gerçekten sonuna kadar yaşıyor. Yüz ifadesinden de anlıyorum. Evet Tamer, sen nasıl değerlendiriyorsun eğitimi? Muhteşem. Tabii ki benim yıllardır bildiğim şeyler ama özellikle ben de motora başlama isteği olan arkadaşların kendi başlarına başlamamalarını mutlaka yetkili bir kurumdan, Metehan Hoca gibi değerli bir hocamızdan ders alarak başlamalarını şiddetle öneriyorum ve kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Kanatsız Uçuş'un diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde pistte olacağız. Motosikleti kullanacağız. Ben de üstüne çıkacağım. Bakalım neler yapacağız. Metehan Hocam beni nasıl bulacak, nasıl değerlendirecek? Onu da göreceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kastrol Magnetekle İşin Doğrusu'ndan merhaba sevgili seyirciler. Geçen hafta bir konuya başlamıştık. Biliyorsunuz yeni araç alanlar, özellikle yeni aracı olanlar bir motorda yağ eksiltmesinden bahsediyorlar. Motorda bir sorun mu var, yok mu? Geçen hafta onu Serdar Bostancı ile cevapladık. Neden motor yağ eksiltir diye. Şimdi ikinci kısmı da şu. Yağ eksilten, yani yağ yakan araç çekişten düşer mi? Şimdi düşebilir, düşmeyebilir. Çünkü yağ hangi sebeple eksilttiğine ve
problemin hangi safhada olduğuna bağlı. Hı hı. Geçen programda da anlattığımız gibi yağ eksimi dediğimiz zaman ilk aklımıza pistonlar ve segmanlar gelir. Pistonların, segmanların biraz aşınmış olması yağ yakmaya sebebiyet verir. Burada biraz daha açmam gerekiyor konuyu. Segman derken aslında pistonların üzerinde klasik olarak 3 segman vardır. Birinci segman ateş segmanı denilen kompresyon segmanıdır. İkinci segman sıyırma segmanıdır. Üçüncü segman da yağ segmanıdır. Yani sadece yağ segmanı aşınmışsa, eğer motorumuzun kompresyonu doğruysa, kompresyon kaybetmemişse, sadece yağ eksiltiyorsa, yağ segmanı yağ kaçırıyorsa motor gücüyle ilgili bir eksilme olmaz. Hatta ve hatta sıkıştırma hücresinin içine birazcık yağ kaçtığı için sıkıştırma oranı motorun birazcık yükselir. Biraz daha gücü iyileşebilir bile. Bunlar çok minimal faktörlerden bahsediyoruz. Ama eğer aynı anda yağ segmanıyla birlikte diğer segmanlarda aşınmışsa zaten motor yağ eksilttiği gibi kompresyon kaçırma kastettiğimiz kartere kompresyon verme ve kompresyon tutamama durumu yaşayacaktır. Bunu yaşaması da çok ciddi şekilde güç kaybına sebebiyet verir. İkinci bir nokta yine yağ yakmakla ilgili en klasik üç şeyi anlatıyoruz biliyorsun. Hı hı. Subap gayetlerinden, subap lastiklerinden olan yağ kaçağından dolayı yağ yakma. Bu motor gücünün düşmesine sebebiyet verecek bir faktör değildir. Subap lastiklerinden dolayı yağ yakması. Diğer üçüncü bu türbo beslemeli motorlarda olan bir şey. Türbodan kaynaklanan yağ yakması mutlaka o türbonun performansını etkilediği için motorun performansının ciddi şekilde düşmesine sebebiyet verecektir. Yani bu konu üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu. Ben sadece ana başlıklarını özetledim ama cevap motor gücü düşebilir, düşmeyebilir. İlk safhada düşmeme ihtimali vardır ama eğer siz artık böyle günde bir litre yağ eksiltecek noktaya gelmişse motorunuz, o zaman mutlaka ve mutlaka o zaman motor gücü düşer. Hemen şeyi sorayım, şu bana gelen soruları. Şimdi birisi yazmış bana, diyor ki ya 125 yıllık böyle bir madde var diyor, koyuyorsun diyor. Biz sonra dinamometreye de koyduk diyor, işte gücü de yükseldi falan diyor. Var mı böyle bir şey? Valla varsa bana da göndersin. Yani bana değil, dünyadaki bütün Formula 1 takımlarına, bütün yarış takımlarına. Çünkü ben 45 senedir bu işin içindeyim. Dünyadaki en büyük takımların içinde yer aldım. Hiçbirinin ne motor yağına ne şanzıman yağına bir katık karıştırdığını görmedim. Yani bunun cevabını biliyorsun. Hep şu şekilde veriyoruz. Koca dev yağ firmaları bu işi bilmiyor da o yağ içine o katığı karıştırıp da en büyük rakibiyle bir farklılık yaratmıyor da o merdiven altı firmalarında 3 liraya 5 liraya satılan katıklar mı bu işi hallediyor? Eğer öyle olmuş olsa, öyle bir sihir olsa zaten ilk başta o dev firmalar ondan satın alıp kendi yağların içine karıştırırlar. Sorun var, motor yaptırmak kaç para? Mesela rektifiye kaç para? Motoru sıfırlamak kaç para? Aşağı yukarı. Yani motoruna bağlı olarak yani En amatörü en işte historik otomobillerden. Yok normal günümüz otomobillerini bir rektifiye yaptırmaya kalksa kaç para aşağı yukarı? Valla herhalde 20-30 bin lira. Bir rektifiye 20-30 bin liraya çıktı mı o kadar? Yani ben çok uzak kalmışım. Ama bunu yaparken pistonunu değiştiriyorsun, yataklarını değiştiriyorsun, subaplarını değiştiriyorsun. Yani bir motorun komple yenilenmesinden bahsediyoruz. Bir tek rektifiye yani. Tamam yani komple yenilersen 20-30 bin lira. Evet. İşte diyorum malzeme 125 liraya, yani 125 liraya al bunu, adam 20 bin liradan kurtarıyor seni. Bunu üreten adamın milyarder trilyoner olması lazım. O yüzden hani kusura bakmayın, ben inanmıyorum. İnananlara da mani olmayayım, kullanın deneyin ama bu tarz şeyler hakikaten bana biraz illüzyon gibi geliyor. Anlık oradaki işte bir şeyin dumanın kaybolması, biraz sesin azalması falan maalesef çözüm değil, onu söyleyeyim. Yani şuna eklemek istiyorum Murat. Aslında dediğim gibi bu çok uzun anlatılacak bir konu. Onların satın aldığı o katıklar çok büyük miktarda zaten o yağların içinde var. Bu o katık maddeleri, farklı isimlerde katık maddeleri, şu anda isimleri telaffuz etmiyorum. Bu maddeler zaten yağ üreticilerinin yağ katığı olarak kullandığı maddeler. Ama bunların fazlası zarar. Aynı ilaçlarda olduğu gibi. Yani
o katıktan belli bir miktarda o yağın içine konması gerekiyor. Onun daha fazla konduğu takdirde ya yüksek devirde problem yaşıyor, ya motor soğukken problem yaşıyor, ya motor fazla ısındığı zaman problem yaşıyor. Onun belli bir miktarda olması gerekiyor. Yani bunlar hani bilinmeyen, reçetesi kimsenin bilmediği için reçetesi var. Aynen, ilaç kullanmak gibi. Yani aynen, doğru dozda kullanırsanız faydalıdır. Dozunu daha fazla kullanırsanız zararlıdır. O probleminizi halleder belki, baş ağrınızı halleder belki ama midenize zarar verir. Yani gereksiz aynen vitamin almak örneği herhalde daha yakın olacak. İşte bir ağrı kesici mesela, dediğim gibi yani çok başınız ağrıyorsa, çok fazla alırsanız başınızın ağrısı geçer ama o ağrı kesici midenize zarar verir bu arada. Evet, umarım sizlere bu konuda da yardımcı olabilmişizdir. Kafanızdaki soruların dağılmasına biraz da açıklık getirebilmişizdir. Haftaya yine bu konuyla bağlantılı başka bir konuda tekrar birlikte olacağız. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle karşınızda olacağız. Lütfen kendinize dikkat etmeyi, sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın diyoruz ve keyifli sürüşler dileyerek programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.